Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Temmuz Pazar günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Orada da 9 kuşlu bir program var. Onu da seyredebilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz katıl üyesi olmayı unutmayın diyerek İzmir videosunda yayında olduğunu söylediğimize göre başlayabiliriz tahminlerimize. İstanbul'da bize 4 sentetik 5 çim pist yarışı olmak üzere toplam 9 koşu bekliyor. İlk yarış şart 1 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede çim pisti izleyeceğiz. Saadettin koşusu olacak bu koşu. 8 safkan start alıyor. İkisi ekürü olmak üzere arkadaşlar, izleyeceğiz burada safkanları. Biz de ekürlerden başlayacağız. Anadolu lideri ve Timeless ekürü start alıyor. Birinde Mustafa Çiçek, diğerinde İlker Soyad olacak. Bu iki safkanla başlıyoruz. 2 numarayla başlıyoruz. Hemen ardından 3 numara Hunter of Victory diyeceğiz. Victory Galop temsilcisi bu koşuda yine Vedat Abiş'le birlikte izleyeceğimiz olan safkan dış start tercihi istemiş. 7. kulvar almış. Bir diğer dış start tercihi isteyip en dış kulvarı 8. kulvar alan Perhane Sultans 7 numara Mehmet Kaya ile birlikte bu koşuda size son önerimiz olacak arkadaşlar. 2-3-7 bu koşudaki beklentimizdir. 2-3-7 bu 3 safkandan birisi veya işte ekürisi ile birlikte 4 at gibi düşünelim. Gelmesini bekliyoruz. 2-3-7 diyoruz. İkinci koşuya geldim. 2.5'ta koşulacak 14 handikap. Dişilere mahsus bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1600 metrede çim pisti izleyeceğiz arkadaşlar. 11 safkan start alan bir koşu. Kuvvetli isimler, son dönemde formda gelen birkaç isim bir arada start alıyor diyebiliriz. Grup içerisinde kuvvetli isimler yani olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar benim bu koşuda alternatif bir tekim var. 5 numara Mir Kızım Berkan Çıla ile birlikte son yarışta da bir hafta evvel kazandığı koşuyla kendini ispat etti. Ben burada Mir Kızım'ı alternatif tek olarak veriyorum. Yanına isteyenler 3 numara Asmin Hatun veya 2 numara Rüzgar Kızı bu safkanları yazabilirsiniz formda geldikleri için. Ama normal koşullar altında bu yarışı Mir Kızım'ın kazanması bekliyorum. Gökhan Kocakaya, İnce Çiçek Hanım da belki tercihlerinizde olabilir ama 5 numara Mir Kızım favorimdir. Alternatif tekimdir. 5 numarayı burada değerlendirebilirsiniz. Tekrardan belirtmiş olayım. 2 numara, 3 numara ve 6 numara da potansiyel rakipleri olacaktır bu koşuda. Üçüncü koşu tekrardan geldik. Saadettin koşusu. Şart 1-2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda size ilk önerim olacak olan safkan Halis Karataş'la birlikte izleyeceğimiz Dream Twice 3 numaralı safkan olacak. Zaten burada kendi safkanlarını biliyor. Hatta gizli ekürü konumunda 5 numara Song Rising ile birlikte start alacak burada. Ben 3 numara Dream Twice'ın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Burada rakibi 4 numara Havoch. Onu da yazmanızı önereceğim. Özcan Yıldırım'la izleyeceğimiz safkan Havoç. Native One temsilcisi dış start tercih istemiş. En dış kulvara kaptı bu safkanda. Burayı 3-4 yapıyoruz. 2 safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldik. 16 handikap dişi 3 çıkar İngilizler 1600 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 11 adet safkan start alıyor. Hakan Yıldız'la Bushfire 9 numarayla başlayacağım. Birazcık sürpriz bir isimle başlamak istedim. Daha sonra favori göreceğimiz isimlerden birisi 1 numara Asude Sultan. Yüksek kiloya rağmen tercihimizdir. Heva 5 numara Özcan Yıldırım'la, Adem Aslan'la Tan Yıldız 8 numara ve 7 numara Ragazzo Akın Sözen'le tercihlerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu koşuda böyle bir sıralama verdim ama Peligrosa'yı da mesela değerlendirmeye alabilirsiniz. Belki 6 numara Peligrosa yazılabilecek bir isim veya 3 numara Katerina. Yani bu ayakta fazla at yazmanızı öneriyorum. Onu söyleyeyim, 6-7 tane at yazabilirsiniz. Bir bakın, bir tane alternatif tek verdiğimiz yarış var. Onun haricinde 2 tane atla geçtiğimiz yarış var. 3 atla geçtiğimiz yarış var. Yani burada 6-7 ata rahatlıkla çıkabilirsiniz. Verdiğimiz atları değerlendirin. Bu koşuda mümkün olduğunca yatmamaya çalışalım. İkinci altılı ilk ay aynı zamanda burayı doldurmamız lazım. 6-7 tane at en az yazın buraya derim. Zaten 2 atla, 3 atla, hatta belki alternatif tek olarak geçtiğimiz yarışta mevcut nasılsa. 5. koşuya geldim. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 14 adet safkan start alıyor. Mustafa Çiçekli Extraction 1 numaralı safkan bu koşuda favori göstereceğimiz isimlerden birisi. Ve Touch the Cat 8 numara Halis Karataş'ta kurt ekürüsü safkanı bu koşuda yine benim tercihlerimde favori hanesini alıyor diyebilirim. Her ne kadar yarış kazanmamış olsa da bu isme de çok şans veriyorum. Söyleyeyim onu.
14 isim var evet, ama bizim burada favori hanesinde gördüğümüz bu iki isim bulunmakta. Bunun haricinde Mehmet Kaya ile Rocket Fuel 5 numara, Touch of Heaven 6 numara, Ayhan Kurşun'la Kurtele Kürüsü Safkan'ı ve Müslüm Çelik de Como Estas buradaki tercihlerimizi oluşturuyor arkadaşlar. Yani 1, 8, ondan sonra 5, 6, 3 şeklinde değerlendirebiliriz burayı. Evet, geldik 6. koşu Yavuz Sultan Selim koşusu grup 1 3 yukarı İngilizler 1500 sentetik pistte çıkacaklar. 11 safkan start alıyor. Yani gene muazzam bir yarış. Muhtemelen tempoyu Mir Bey belirleyebilir. Böyle yarışlarda genelde önde gidip ya da öne geçip daha sonra son viraja önde girmeyi seviyor bir şekilde Mir Bey, ama devamını getiremiyor biliyoruz. Yarış böyle bir tempoda gittiği takdirde ben açıkçası beklentim her zaman için aynı bu böyle bir koşuda. Çok iyi safkanlar olmasına rağmen hepsi, ben bir numara Asian Final Halis Karataş'la birlikte bu yarışı kazanır diyorum. Dış start tercihi isteyen 4 at var. En dış kulvarı da kapmayı başarmış. Kura çekiminde Asian Final 1 numara en dış kulvarı da almışken bu yarışı kazanır diyorum. 14 gün evvel de zaten kazandı. 1 numara Asian Final bu koşuda benim tekimdir arkadaşlar. Zaten burası 6. koşu. 2 altılıyı da bağlıyor. 1 numarayı tek attık. 7. koşuya geldim. Şart 4-3 yaşlı İngilizler. 1200 metre sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. Halis Karataş'la bir devam ediyoruz. Magic Flute 4 numara diyeceğim. Daha sonra arkadaşlar bu safkan tabii performanslarından bir bahsedelim ufaktan. 2 yarış kazandı. Bir tane de dördüncülüğü var. Sadece 3 yarış koşmuş olmasına rağmen çok dinç, çok hazır bir isim olduğunu bahsetmemiz gerekiyor. Magic Flute'e ilave olarak 4 numaranın hemen ardından 2 numara Wizard Man. Vedat Abişbiniyor son yarışlarında 2 tane tabelası var. Bir galibiyet, bir beşincilik. 23 gün evvel en son 5. oldu safkan. Ve son olarak arkadaşlar burada bir diğer ilave, 18 gün evvel ikinci olan Safkan Mertcan Çelik ile 5 numara Smart Dead olabilir. Bir de 7 numara Time of Runner olabilir Görkem Özçelik'le. Yani bu iki safkandan birisini yazabilirsiniz. Burayı şöyle yapıyoruz. 4-2-5-7 şeklinde arkadaşlar ben değerlendiriyorum. İsteyen 3 atla, isteyen 4 atla geçebilir. İsteyen 2 atla da geçebilir. Öyle bir durum var. Sıralama olarak 4-2-5-7. 8. koşuya geldim. Profesör Kazım Köylü koşusu grup 3 dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar. 1200 metre çim pisti izleyeceğiz arkadaşlar safkanları. Burada 14 adet isim start alıyor. Benim bu koşu için sizlere favori göstereceğim safkan Mustafa Çek ile Bel Kısana'dır 3 numara. Daha sonra Adem Aslan ile Akkatmerli 1 numara diyeceğim. Daha sonra Gökhan Kocakaya ile Hazbalık 5 numara diyeceğim. Fesih Çetin başta 6 numara Heyfa. Akın Sözen'de 8 numara Natural. 9 numara Nezengül Halis Karataş'ta. 10 numara Perde Kız Özcan Yıldırım'la ve 12 numara Umut Kızı Mehmet Kaya ile birlikte yazılabilir. Bunların hepsini yazarak böyle geniş bir kupon yapabilirsiniz. Daha ufak bir kupon yapacaksanız arkadaşlar 3 numara Belkısanar, 5 numara Hazbalık, burada bir de 800 numara Natural'le 3 atla da geçebilirsiniz. Yani 3, 5, 8 de olur veya verdiğimiz bütün atları yazabilirsiniz. Burada istediğiniz şekilde bir oyun yapabilirsiniz. Birazcık kalabalık tutmakta fayda var bu yarışı. 9. koşuya geldim. 15 handikap 4 yukarı Araplar 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda Mehmet Kaya ile Baba Zaman 5 numara favorimdir. Yanında Saadettin Boyraz'la 4 numara Hopadan diyeceğim. Ondan sonra Ayhan Kurşun'la 7 numara Darlöy. Vedat Abiş'le Zafer Rüzgarı 11 numara. Ve Mustafa Çiçek'le Gül Ağa 12 numara arkadaşlar. Benim tercihlerim olacak. Tabi başka atlar da var. Burada bir sürü isim var. Bakın 18 safkan var. Yazmak istediğiniz varsa şöyle bütün isimleri göstermiş olayım. 18 numaradan başlayarak şöyle bütün safkanları size göstermiş olayım arkadaşlar. Tercih edeceğiniz başka bir isim varsa yazabilirsiniz. Ki ben de size son bir sürpriz isim daha söyleyeceğim. Bunların haricinde verdiğim diğer isimlerin haricinde 1 numara Prenses Lina. Burada sürpriz olabilecek bir safkan. 88 günlük bir arası var. Bu uzun aranın ardından tabii ki performansı merak konusu olacak bir isim bu. Çok kaliteli bir safkan. Çok büyük yarışlar koştu. Bu gruba kıyasla yani. Onun için ben burada bir numara Prenses Lira'nın da sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Değerlendirmenizde sürpriz hanesine bu atı ayırın derim. Bu atı yazabilirsiniz sürpriz hanesine diye düşünüyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İzmir tahminlerimiz de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. 6. koşuda 1 numara Asian Final'ı tek verdik. 2 altılı içinde tek olarak değerlendiriyoruz bildiğiniz gibi. Onun haricinde gayet uygun bir kupon olduğunu da belirtiyorum tekrardan.
İzmir tahminlerini izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Bu videoyu İzmir videosunu da beğenelim lütfen. Rica ediyorum. Onun haricinde katıl üyesi olabilir. Bize destek vermek için yine teşekkürler butonundan da destek olabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.